Koruyucu hekimlikte aşının yeri çok önemlidir. Aşı sadece çocukluk çağında yapılan bir uygulama değildir. Yetişkinlerde de aşının yeri çok önemlidir ve yetişkinlerde de aşıyla ilgili korunacağımız bir sürü hastalığımız vardır. Genç yetişkinlerde hepatit A, B aşısı, tetanoz aşısı, kızamık-kızamıkçık aşısı, rahim ağzı aşısının yeri önemlidir. Rahim ağzı aşısı, rahim ağzı kanserinden korunmada en önemli yeri tutmaktadır. 11 yaşından 26 yaşına kadar, hatta 45 yaşına kadar tamamlanabilme şansı vardır. Gençlerde yine hepatit A, B aşısını eğer çocukluk çağında yapılmadıysa öneriyoruz. Tetanoz aşısını her 10 yılda bir her gruptaki yetişkinlere önermekteyiz. Yine grip aşısı her yıl ve risk grubunda olan kişilere önermekteyiz. Zatürre aşısını 55 yaşın üstündeki ve risk grubunda olan KOAH dediğimiz akciğer hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, şeker hastalığı olan hastalara önermekteyiz. Bu aşılamalarla korunabileceğimiz hastalıklardan korunmalı ve hastalıkları daha hafif geçirmeyi hedeflemeliyiz. Zona yine yaşlılıkta gördüğümüz çok ağrılı bir hastalıktır. Bu hastalıktan da aşıyla kurtulabiliriz, geçirmemeyi sağlayabiliriz. Tetanoz aşısını her 10 yılda bir tüm yetişkinlere önermekteyiz. Grip aşısını her yıl risk faktörü grubunda olan yetişkinlere önermekteyiz. Bu risk faktörleri kronik hastalığı olanlar, sağlık çalışanları, direnç düşüklüğü yaşayanlar ve çocuklar gibi grupları kapsar. Zatürre aşısı yani pnömoni aşısını 55 yaşın üzerinde akciğer hastalığı olan, kalp hastalığı olan, şeker hastalığı olan yani kronik hastalıkları olan yetişkinlere önermekteyiz. Menenjit aşısını yine bazı risk faktörleri olduğunda ya da seyahate gideceklere önermekteyiz. Bunun dışında yaşlılarda zona aşısını öneriyoruz. Çünkü çok ağrılı ve gene kronik hastalığı olan yaşlılarda sık görülen bu zona hastalığından korunmayı amaçlıyoruz.